Manas FM'de özel röportaj. Merhaba sayın izleyiciler. Bugün programımızın özel misafiri vardır ve bugünkü programımızda biz sizlere özel olarak İran İslam Cumhuriyeti kuruluşunun 40. yıl dönümü nedeniyle programımızda kültür bir konuyu ele alacağız. Programımızın misafiri İran İslam Cumhuriyeti Kırgızistan Büyükelçiliği kültür müşavirimiz Ali Bey Hakimpor'dur. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş gördük. Sağ olun. Şimdi önce biz izleyicilerimiz adından da bizi dinleyenler adından da İran İslam Cumhuriyeti'nin zaferinin, galibesinin 40. yılı nedeniyle bütün İran halkını, İran devletini, İranlıları tebrik ederiz. Ve programımızda da sizin önceden haber verdiğiniz gibi Bişkek'te İran Filmler Haftası da başlayacaktı. Önce bir iki kelime bununla bağlı bir sohbet açacak. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de teşekkür ederim ki bu fırsatı bize veripsiniz ve İran Film Haftası, bu 36. film haftasıdır ki İran'da uluslararası olur ve yani sadece İran'da başka ülkelerden de davet olunur ve bu haftaya katılırlar ve önemli filmler, özel filmler seçilirler ve sadece İran'da başka ülkelerde de bu konu hakkında programlar olur. Kırgızistan'da Bişkek'te de sadece bu yılda, başka yıllarda bu 3. 4. yıldı ki film haftası koyulur ve hem de olsun ki bu senede ben Kırgızistan halkının hizmetinde inşallah fevral ayı 6 ve 7'sinde İran film haftası koyulacak inşallah. Bu filmlerin içerisinde yakın İran İngilabını yansıtan bir motivli bir film de vardı, öyle mi? Bizim bu haftada yani 5 film halkın yani nümayişine koyulacak ki her halde biraz yani İran'ın devrimiyle belki ilişkisi olsun ama açılış programında bizim filmimiz Tatlı Şiirin Hayali adında bir filmi var. Tem Şiirin Hiyal. Kemal Tebrizi, İran'ın bir büyük rejissörü. Önemli bir rejissörlandır. Kendisi Tebrizli ve Kemal Tebrizi adındadır ki bu Çino filmini yapmışlar. Ve ondan başka 4 başka filmler var. Hatta mesela Afganistan halkı hakkında Mezar Şerif adında bir Çino filmimiz inşallah koyulacak. Ondan başka Ruh-i Divane adında, yani Divane'nin Yüzü adında bir filmimiz var, Bodyguard adında ve başka filmler inşallah koyulacak. Muhterem müşavirimiz, İran filmlerinin tarihi 100 ili de aşıp geçir o tarafa ve zaman zaman geçtikçe İran filmlerinin sedası, uğurları dünyanın her yerinden eşidilir. Bunu biz mətbuatdan da izləyirik, radyo televizyondan da bilirik. Bu dönəmdə, bu 40 il içərisində İran inqilabının bu zəfərindən sonraki dönəmdə filmlər üst dizəyə mi gəldi, çıxdı sizcə? Bəncə yəni bu devrim hər halda xalqın yəni düşüncəsində və bizim hünərməndlərin də düşüncəsində etkisi oldu, gözəl etkisi oldu. Ve yani bir kendine dönüş anlamı var bizim bu yeniden uyanış gibi. Yeniden uyanış, kendine dönüş ve tefekküre, düşünceye özel yani dönmek anlamında bizim bu filmlerde bir anlam mutlaka görünür ve ondan dolayı herhalde dünya seviyesinde de
bir imtiyaz ve rütbe kazanabilir. Bu hayattan götürülüptü motivler. Ben böyle sanıyorum ki yani bu devrimden sonra herhalde sadece başka konularda bu film sahasında da etkisini gösterir ve güzel seriyallar yapıplar ve güzel Çino filmleri yapıplar ve ondan dolayı mesela başka ülkelerde Fransa'da kendi festivallarında herhalde bir imtiyaz kazanıp. İndi bu filmlerin Bişkek'te keçirilme yerlerini de bizim izleyicilerimize hatırladık. Harda başlayacak, neçə gün devam edecek? İnşallah bu program bu sene Milli Kütüphanesinde başlayacak. Ve 3 gün olacak. Birisi açılış gününde olacak ve 4'ü de onun başka günlerinde olacak inşallah. Her günde saat 3'ten 6'ya kadar iki film koyulacak inşallah. Yani ayın 7'sinden başlayacak. 7 ta 9. 9'a kadar inşallah film devam edecek. Devam olacak. Çok güzel. Artık bu 3. defadır deyirsiniz ki. 3. defadır ki evet. İran filmleri haftası. İran filmleri hakkında evet. Böyle bir haftası koyulur. Şimdi ben sizden bir şey de xahiş edeyim. Bizi izleyenler arasında bizim İran vatandaşlarımız da var, Fars dillilerimiz de var. Evet. Bir kısa bir duyurusunu, bildirisini onlara bir Fars dilinde de çatdırın. Bizim izleyiciler bu film haftasına katılanların davetini elde edin. Göz üstünde. Ben hemi İran, yani azizim, selam arzimi konum. Hoşbaxtane in sevvumin hafta filmi İran der kitabxane milli Kırgızistan belgüzarmışı ve روز هفتم فوریه افتتاحیه این فیلم هست و از همه ایرانیان عزیزی که صدای منو میشنون دعوت میکنم در این برنامه حضور داشته باشن غیر از افتتاحیه دو روز دیگر هم این برنامه ادامه خواهد داشت از ساعت 3 تا ساعت 6 اونیم Bu filmler yalnız bedava gösterilecek, parasız olacak, herkes davetlidir. Bedava gösterilecek ve inşallah yani bir para alınmayacak, onlardan yani davet oluyor zaten. Davet olan zaman para alınmaz. Biz hiç zaman yani bu konularda para almamışız. Çok güzel, şimdi film haftasından danıştık, şimdi de biraz ikili əlaqələri keçək. Qırğızistan, İran, İslam Cumhuriyyəti arasında mədəniyyət əlaqələri. Nə yerdədir, nə səviyyədədir? Bu sizi qane eləyirmi bir müşavir olaraq bu işin yönündə? Mən bir müşavir olaraq, yəni istəyim bundan gerçəkdən çox. İstəyim bundan fazla. Neden? Çünkü biz ülkelerimiz birbirine yakın bir aile yani kültürüne, medeniyetine biz sahibiz. Neden? Yani bizim ilişkimiz, irtibatımız bu kadar az olsun. Herhalde bu azı da çok önemli. Hem ben böyle sanırım ki Kırgızistan milleti ve hem İran milleti birbirini seviyorlar. Zaten bu iki ülke de tüm ülkelerle de yani Orta Asya'sıyla ve Türkiye ve Azerbaycan bunlar da herhalde bu ortak kültüre sahiptirler. Ve bunlar birbirine olmakları gerçekten zarur sayılır. Ve birbirine beraber olmaları gerçekten vacip sayılır. Ve bizim de bu konuda yani memuriyetimizin, işimizin başlangıcından şimdiye kadar en önemli yani görevim bunda bilmişim ki bu konuda Kırgızistan halkın İran'a tanıttıran ve İran halkına Kırgızistan'ın düşüncelerin ve medeniyetin tanıttıran. Ona göre de medeniyetler sərhəd tanımır. Ne kadar halklar, milletler birbirine ürəkdən yaxındırsa, o kadar kaynayıp karışsalar daha da yakın olarlar, körpüler möhkəmlənər, əlaqələr güçlənər, genişlənər, elə deyilmi? Bence gerçekten böyle ve bizim şəxsiyyətlerimiz de bu işleri yapmışlar. Mesela
mesela Nizami'den söylenir. Birisi der Nizami Azerbaycanlı, birisi de İranlı, Moğolana, birisi de Türk, birisi de İranlı ya Afganistanlı ya İbn Sina başkaları. Halbuki bunlar yani bu bölgenin insanları ve tüm medeniyete yani uluslararası medeniyete bunların ilminden, edebiyatından, fikrisinden istifade olunur. Mesela Mesnevi'nin kitabı şimdi mesela Amerika'da en önemli yani çıkan kitap Mesnevi Menevi Mevlana sayılır. Halbuki Mevlana bir günde Amerika'da ya Kanada'da yaşamamış. Hı hı. Bunların yani düşüncesinin, seviyesinin uca ve yukarı olmasından dünyevi dolayı olmasını. Dünyevi olmasından hem dünyevi hem uhrevi hem herhalde seviyesi gerçekten yüksek olmasından dolayı diyebiliriz ki bu kültür yeni sözü var başka kültürlere. Ve bu kültüre bizim fakhrimiz var, iftiharımız var. Ve o zaman biz diyebilmiyoruz, Sa'di mesela sadece İranlıydı. Sa'di İranlıydı, Türk'tü, Türkiye'liydi, Azerbaycanlıydı. Bu bölge fark etmez. Mevlana da ocur, Hafiz de ocur, başkaları da ocur. Ve bunlardı ki bizim bu medeniyetimizi, temeddünümüzü her halde bu önem veripler ve önem taşıdıklar. Ve biz için önemli. Yani o dönemlerde yazılmış irsi olarak bu bütün dövrlerde aktüallığını saklayır ve klasik bir eserler kimi yazdıkları zamandan zamana ötürülür, gelecek nesillere ötürülür ve sizler bizler de bunun gelecek nesillere ötürenleri ve onu koruyup saklayanlarız. Gerçekten öyle. Yani bence bu kitaplar, bu eserler yani zaman içerisinde bunların üzerinde konuşmak doğru sayılmır. Doğru. Yani Hafiz'in kitabının üzerinde ya Mesnevi'nin ya Nizami'nin ya sahibinin ya başka önemli şahsiyetlerin üzerinde Farabi'nin, İbn Sina'nın ve bunların üzerinde sadece Manas'ın yani gerçekten Manas sadece Kırgızistan değil belki tüm ülkenin yani bir mukavemet edebiyatı, hamasi edebiyatı sayılır. Yani bir, bu halkı kahramanlık taslağı. Bu halkı yani saklayan, bu halkı gösteren, bu halkı muarrifi eden tüm dünyaya yani Manas olabilir. Herhalde bunlar bizim için gerçekten önemli ve bunların hepsine sadece yani serhat açısından da belki bunların düşüncesi ve itikadi ve fikri açısından hepimizin yani saygımızın olması gerçekten iyi ve yaxşı olabilir. Elə bizim o dahilerimizin eserlerinde gösterilen o yoldu, cığırdı ki indi bizim medeniyetimizin bir bölümü olan filmlerimizde əksini tapır. Mutlaka. Ve o da filmin gayesini təşkil edir çox filmlerimizin. Mutlaka. Yani bir halk, bir bölge, bir mıntığa isteye bu şahsiyetlerin görmeye ve kendisine bir başka temeddün yaradat bu mümkün sayılmır. Ve bu biz için yani gerçekten fakr olunur ki bu medeniyete bu cür güzel insanlar, bu cür güzel şahsiyetler ve bu güzel fikirleri bizlere vermişler ki biz her zaman bunlara ihtiyacımız var. Mesela Fuzuli, Muhammed Fuzuli bir şair. Ama bu şair kendisi yani bu meseleyi anlamış. Arap dilinde şiiri var, Fas dilinde şiiri var, Türk dilinde ve Türk dilinde. Yani bu medeniyeti, bu aileni birbirine yakınlaştırmış. Gerçekten yani bu cür şahsiyetler çok. Başka ülkelerde de mesela Mektum Guli Feragi bir şair. Türkmen şairi. Türkmen şairi. Ama bu şairin o içerisine yani şiirlerinin muhtevasına baksan görürüz ki bu ortak yani sadece cümle de şiir de onun anlamı, onun manası, mefhumi gösteriyor ki ne kadar bizim bölgemize, bizim düşüncemize yakın. Hala Çingiz Aytmatov'u diye
bu yıl 90 ilini qeyd eləyəcəyik dünya səviyyəsində. Onun da o əsərlərinin qayəsini, ana xəttini həyatdan götürülmüş hadisələr təşkil eləyir. Mutlaqa, mutlaqa. Yəni, Çəngiz Aytmatov olsun. Ya məsələn, Qırğızistanda bir başqa şəxsiyyətlər var. Mahmud Qaşqayadan söhbət olunur. Ben bilmiyorum ki Kırgızistan halkı bilir ya yok. Onun mesela kitabı İran'da Farsça diline tercüme olmuş. Ya mesela Yusuf Balaskoni'yi Kutatku Bilic şimdi Farsça diline çevrilmiş ve istifade olunur. Neden? Çünkü bunların düşüncesi yani Kutatku Bilic bilirsiniz anlamını. Yani saadetname, saadet kitabı. O şey ki bir halkın saadetini gösterir. Her halde bunlar bizim hepimize yani önemli. Sadece Çengiz Aytmatov ve bir bölgenin yani her yazarları. Kendisine göre özel yazarları, önemli yazarları var ki bunlar hepimiz için bence fəxr ve iftihar sayılır. Əli bəy, İran İslam Cumhuriyyətinin Qırğızistandakı Büyükelçiliyi, səfarəti bu 40 illik çərçivəsində daha başqa bir proqramlar da önündən görülürmü, nəzərdə tutulurmu elə bir şey? Səfarətin özündə də bir proqramı olacaq inşallah fevralın, yəni 8-də. Saat 6:30'da şahsiyetleri ve Kırgız halkın devlet adamları. Devlet adamları, dostları davet olunur ki inşallah bu programda katılsınlar ve bu programın yani bernamelerine istifade etsinler. Program. Biz elə bugün Cənab Səfirlə də bir müsahibə alanda, reportaj yapanda önümüzdeki bir ayın içerisinde Qırğızistanda olan İran diasporu nümayəndələrinlə də kültür günlərinin təşkili, Noruz bayramıdır, sonra digər dini bayramlarımızdır, birlikdə keçirmək də planladığını deyir. Bu, xüsusilə sizin mədəniyyət bölümünə baxdığınız sahəyə aid olduğu üçün mən bunu qeyd edirəm. İnşallah ki, biz Nevruz bayramı üçün də programımız olacaq. Sadəcə, yəni, İranda ya Kırgızistan, Azerbaycan'da, tüm bölgede Nevruz yani bayramı bizleri birbirine kaynaştırır, birbirine yakınlaştırır ve biz için gerçekten önemli ve hepimizin yani bu programı ve bu bayramı, bu İdi İran adında İdi Nevruz bunu saklamak. Önem vermek gerçekten bizim vazifemiz, görevimiz sayılır. Çok güzel. Biz söhbətimizin ana xəttindən, qayəsindən uzaqlaşmayaq. Bir iki gündən sonra Bişkek'də bizim izleyicilerimizin diqqətinə çatdıraq ki, İran İslam Cumhuriyeti yaradılmasının 40-cı il dönümü nədəniylə İran filmləri həftəsi keçiriləcək. Bu da ayın 7-sində başlayıb 9-una qədər davam eləyəcək. Günorta saat 15-dən axşam saat 18-ə qədər iki film izləyə biləcəklər bizim izləyicilər. Mərkəzi kitabxanada düzənlənəcəkdir filmlərin keçirilməsi həftəsi və Əli bəy, bir də bunu xatırladaq bizim izləyicilərimizə. Mən istərdim siz bu haqda qısa bir elanınızı, anonsunuzu bildirəsiniz və bizim fars dillilərimizə də bir də xatırladaq bunu. Mən müzəddədən bir dostanı fars ərz mikonəm ki, dostanı iraniyimun, yəni intori ərz mikonəm ki, əgər dost daşdən mitunən əz bərnamuhay dər və həftə filmi ma ki, əz həftum ta nuhum fevriyə xahəd bud, təşrib gələn dər kitabxanəyə milli istifadə konən. Çok teşekkür ederiz. Yine unuttuğumuz bir mevzu kaldı mı bizim bu? Ben de sizden teşekkür ediyorum ki herhalde bu fırsatı, bu imkanı bize verdiniz ve inşallah başka günlerde, başka konularda olabilir ki ortak bir görüşelim. İnşallah.
Aziz izleyiciler, ben de fırsattan istifade ederek bizim Manas Medya rehberliğine, üniversite rehberliğimize teşekkür ederim ki artık 10 ilden de çok olarak burada öz programlarımızı izleyicilerimize, dinleyicilerimize çatdırırıq. Bugünkü söhbətimiz de İran İslam Respublikası İnqilabının 40-cı il dönümünlə bağlı olan bir mövzuydu və bildiyiniz kimi ayın 7-sindən 9-una qədər də Bişkekdə İran filmləri həftəsi keçiriləcək. Bununla bağlı da bizim proqramımızın qonağıydı İran İslam Cümhuriyyətinin Qırğızıstandakı Böyükelçiliyinin mədəniyyət işləri üzrə müşaviri Əli bəy Hakim Puri'ydi. Sizə də çox sağ olun deyirik, təşəkkür edirik. Siz də Qırğızıstanla Türkiyə arasında bu mədəniyyətlərimizin körpüsünün özünü daha möhkəm qoyacağınıza inanırıq və bu mədəniyyət əlaqələrinin inkişafına ümidimiz də böyükdür. Bir də gələn görüşlərə də kəz dinləyicilər studiyada proqramı da apardı Ramiz Məşədi Həsənli, Türkəl Yayın Qrupunun genel yayın yönetmeni. Sağ olun, gələn görüşlərə də. Təşəkkürlər. Manas FM'de özel röportaj. Manas FM. Бишкек 102.9. Чолпон-Ата 90.